kere konuşturmuştuk. Evet. Milyonlar izlendi senin video. Sana söyleyen o. İnşallah Müslüman kardeşlerimiz inşallah doğru yola geldiler. Senin bir kere konuşturduk beyefendiyi. Dedi ki ben şeriat istiyorum dedin. Evet doğru. Ben dedin efendim seçim meçim bu işlere karşıyım dedin. Evet doğru. Allah'ın dünyasında Allah'ın kanunları geçerlidir dedin. Doğru. Bugün de Cumhuriyet'in 100. yılı. Cumhuriyet İslam'a zıttır. Tövbe diyelim. Tövbe demeyin, bu Allah diyor. Allah diyor ben sizi sırf bana kulluk edin diye yarattım. Cumhuriyet olunca Allah'a kulluk edemeyecek miyiz? Yok ediyoruz ama genel olarak Allah'ın şeriatına uymuyoruz. Allah, zevkimize Allah, uyuyoruz. Çocuklara taciz edin, tecavüz edin. Tarikat sözde din, ilim, bilim yuvaları kurulup da o tacizleri, tecavüzleri görmeyecek kadar kör müsünüz? Siz bunları görmüyor musunuz? Allah için ne yapıyorsunuz? Allah diyor ki eğer komşun açsa sen toksan benden değilsin diyor. Ya soruyorum sana şimdi bugün siyasete girenlerin siyaset öncesi haliyle şimdiki halini görmüyor musunuz? Kur'an kurslarında, tarikat yuvalarında çocuklara yapılan taciz, tecavüzleri görmüyor musunuz? Bu kadar mı gözünüz kör? Siyasete karşı ama yani. Seçime karşı yani. Ya boş işler bunlar ya. Ne Allah sana beyin vermiş, düşün diye. Göz vermiş, gör diye. Akıl vermiş, düşün diye. Ağız vermiş, konuş diye. Şimdi ben bunları, Allah'ın bana verdiği bu nimetleri ben nerede kullanacağım? Şimdi benim... Peki şunu söyleyeyim ben. Bu arkadaşa söyleyeyim. Allah... Bunlara söylediklerini bize niye söylemiyor? Şimdi, ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ama siz aklını kullanmıyorsunuz. Siz Kur'an'ı okumuyorsunuz. Şimdi kurban olayım Kur'an'a. Kurban olayım Kur'an'a. Sen Kur'an'ı okusan Kur'an'ın Türkçesi niye mail edilip okullarda okutulmuyor? Kur'an'ın... Hayır bir saniye. Kur'an'da çıkar yok. Bir dakika Kur'an'da. Kur'an'ı kimse Kur'an'a laf söylemesin. Şöyle benim bildiğim cumhuriyette insanlar yöneticilerini seçiyor. Seçiyor yöneticilerini ve o atıyor. O insanın kafasına koyduğu kanundur ama Allah'ın kitabında Kur'an Allah'ın kanununda yöneticileri kim seçiyor? Öyle bir şey yok. Cumhuriyet Allah'ın kanununda cumhuriyet kur. Allah'ın kanununda diyor cumhuriyete göre yönet öyle bir şey demiyor. Allah tamam. Diyor ki şeriata Kur'an'a göre yani git. Şeriata göre ülkenin yöneticisini kim seçiyor? Gerçekten merak İşte ediyorum. Kur'an'ı bilen kişiler, alimler. Alimler. Evet. Allah'ın Resulü'nün hayatını bilenler, hadisini, sünnetini bilenler evet. Kur'an'a göre gidecek. Kur'an'a dışına çıkmayacak. Kur'an ne dese onu yapacak. Türkiye'de sizin tanıdığınız, bu adam iyi dediğiniz birkaç alim var mı? Vardı. Mesela öyleleri sapıtmışlar. Bazıları Allah'ın dinini eline, kafasına göre uyguluyorlar. Evet. Allah onları helak etsin inşallah. İşte Peygamber öyle, öyle yapanları Allah onları paramparça amin. Etsin. Peygamber... Hem bu dünyada da onları rezil etsin. Amin. Hem ahirette de rezil amin. Etsin. Bizim istediğimiz sadece Allah'ın dediği olmalı. Bizim tek istediğimiz Allah'ın Kur'an'a göre gitmeli. Peki İnsanların ya. Koyduğu kanunlara Allah göre Allah yolsuzluk yapmayın diyor ya. Çünkü Allah diyor ki faizi kapatın. Faizi gramına da çoğuna da bakmıyor. Allah diyor faiz satmayın. Şimdi bu hükümet, bu partiler evet. Niye faizi serbest ediyorlar? Sözde lafa gelince ben Müslümanım diyorlar. Evet. Nerede bu Müslümanlık? Allah faizi yasak ediyor. Bunlar niye faizi serbest ediyor? Bizim millet de onlara inanıyor gidip oy veriyor. Şimdi Allah faizi yasak etmiş bunlar serbest ediyor. Yani hangi vicdanımız kabul eder gidip bunlara destek verebiliriz ki? Veriyorsun seçimde. Biz vermiyoruz. Ben oy kullanmıyorum diyor beyefendi. Yani oy mu şimdi, kullanmıyoruz? Şimdi şöyle bir şey. İstemeyin bile kafanıza böyle gözünüze arkadaşlar yok yok. Arkadaşın şekli şemali sizi rahatsız etmesin. Evet. O kendi inancı gereği onu yapmış. Ona saygı duyarız. Ama bunların bunun farkına varması lazım. Cumhuriyetin sayesinde bugün burada özgürce konuşabiliyor. Eğer bunun kafasındaki düşünce olsa bugün de bunu ben giyebilirim. Ne siz böyle gezebilirsiniz ne şu bayanlar böyle giyinebilir. Bunlar Cumhuriyetin değerini bilmiyor. Cumhuriyetin kimsesizlerin kimse anlatamadık mı cumhuriyeti insanlara? Anlamak istemiyorsa anlatamazsın. Yani ben anlatıyorum ona. Diyorum ki bak arkadaş evet mümin bir insan, mümin bir arkadaş. Ben gerçekten Allah için bu yolda gidenlere saygım sonsuzdur. Şekil şemali beni rahatsız etmez. Evet. Diyorum ki bu fesi bu key giyip de çocuklara taciz tecavüz eden o sözde ilim yuvası dediğiniz ama Kur'an kurslarda ya. Tarikatlarda ben arkadaşa bir şey demiyorum. Evet. İşte bu din sömürüsünü yaparak insanları en güzel din İslamiyet'tir. Bunu kimse inkar edemez. Ne olursan ol.
açsa, komşun açsa sen toksan bizde değilsin diyor. Dinimize hiç kimse bir şey diyemez ama dinimizi kendi kişisel çıkarları için kullananların alet diyoruz. Mesela Cumhuriyet bayramımız 90'larda 80'lerdeki gibi coşkuyla kutlanıyor mu toplumun? Ya adam cumhuriyetçiyim demekten korkar hale geldi ya. Cumhuriyetçiyim demekten korkar hale geldi. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti bu muydu? Ya soruyorum, eskilerde ya Allah aşkına ben oruç tutuyorum da kim bırakmadı? Ben namaz kılıyorum da kim bırakmadı? Burayı mescit yapıyorum da kim bırakmadı? Sen bunları kötü niyetle kullanırsan o zaman engel karşına çıkar. Ya şu anda bak Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamıyoruz. Neler kutluyoruz? Bir avuç İsrail İslamiyet coğrafyasında kan kusturuyor, çoluk çocuk demede öldürüyor. Çıkıyorlar diyorlar ki kınıyoruz. Biz de diyoruz ki İsrail'i şu an kınayanları ben de kınıyorum. Kınamayacaksın. Küreciyi kapatacaksın. Kınamayacaksın. Bütün üst incirliği kapatacaksın. Ticari ilişkilerini keseceksin. Kınamayla bu iş olmaz. One minute diyenleri de ben kınıyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Tamam. Olmaz. Gerekirse İsrail'e savaş açacağız. Evet. Enfal suresi 39. ayette diyor ki Yüce Rabbimiz diyor ki din Allah'ın oluncaya kadar kafirlerle savaşın. Evet. Nisa suresi 75. ayette de diyor ki sizin Müslüman kardeşlerinizi, erkekleri, çocukları ve öldürürken kafirler size ne oluyor da siz onlarla savaşmıyorsunuz? Size ne oluyor da siz onlara karşı çıkmıyorsunuz? Yüce Rabbimiz ayetinde, Kur'an'da her şeyi yazıyor. Bize apacık söylüyor ama biz uygulamadığımız için böyle geri kalmışız. İslamiyet'te biliyorsun öldürmek ve savaş en son çare. Öncesinden diplomatik hamleler yapmak da lazım değil mi? Doğrudur, diploma hamle yapmak lazım ama bu gavurlar diploma hamlelerinde anlamıyorlar ki. Bu gavurlar ancak ne olur bu gavurlar durur? Bu gavurlara savaş açacaksın ancak öyle dururlar. Evet. Özellikle bu gavurlar durmaz. Bu gavur İsrail, Amerika, Kudüs'ü fethediyor. Onun amacı Mescid-i Aksa'yı işgal etmek. Oradaki Filistin kardeşlerimizi oradan çıkartıp kendi İsrail devletini orada kurmaktır onun amacı. Evet. İşte bizim ülkede sadece kınamakla yetiniyor. Biliyorsun, yani 28 gerçekse ülkede tehdit etmiyor diyor. Sen durmazsan ben de sana vuracağım demiyor. Allah Resulü gibi onlara baş kaldırmıyor, savaşmıyor. Onun için biz böyle 28 Ekim'de biliyorsunuz büyük Filistin... Ama sıra Türkiye'ye de gelecek. Eğer Türkiye o gavurları eğer savaş açmasa böyle görmezden gelse Filistin'i işgal etse Türkiye'ye de sıra gelecek. Ben buna adım gibi eminim. Tabii ki. Çok bir teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Çok beyefendi bir arkadaş. Şimdi biz kaç tane Müslüman ülkesi var? 65 tane Müslüman ülkesi var. Bak ben sana söylüyorum. 65 tane Müslüman ülkesi var. Bu 65 tane Müslüman ülkesinde niye 45'inde savaş var? Bu Müslümanlar ne işe yarıyor? Ben onu anlamadım. İşte bak ben sana diyorum Müslümanlık işte. Ya arkadaşım bütün yani ayrım yapmaya gerek yok. Bütün Avrupa ülkelerinde hiç Müslüman olmayan insanlarda hiçbir tane savaş yok. Kardeş gibi geçiniyorlar da. Bizim bu 45 tane Müslüman ülkesinde niye savaş var? Ya bu gavurların yüzünden. Bu Amuri Amerika İsrail'in İsrail'in bana yüzünden. Bana şey anlatma. Müslüman değil. Beyin yok bizde. Takmışız bir yat kalk. Benle ya Allah onu kabul etmiyor. Bak sen doğduğun zaman Cenab-ı Allah siz hep yanlış düşünüyorsunuz. Cenab-ı Allah sana beyin vermiş. Göz vermiş, kulak vermiş doğduğun zaman. Her şeyi vermiş, akıl vermiş. Diyor ki sen kendini yönet. Ben seni yarattım öyle ama şey sen kendini... Allah ya Rabbi öyle yönet. Bir şey Resulünü Kur'an'a bak beyin ne işe yarıyor? Bir dakika. Beyin ne işe yarıyor? Makbul konuşuyorsun. Beyin, arkadaşım ben sana bir şey söyleyeyim. Beyin ne işe yarıyor Allah sana beyni verdi? Şunu iyi niyet kullan, iyiye kullan diye değil mi? Kur'an'a göre. Mesela şöyle bir emir var. Mesela abi mesela bir şey söyleyeyim. Ayetlerle bana geleyim ben. Tabii ayetlerle gelmek istiyorum. Tabii işte ki bizim millet ayetleri okumadığı için fikrine göre gidiyor. İşte ben az önce size dedim. Canlanıp konuşup da bu yöneticiniz demiyor işte. Ya i̇şte doğrudur. Şey diyor ki Allah Resulü'nün zamanında nasıldı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ona geldi. Hatta Câsiye suresi 18. ayette diyor peygamberimize diyor. Ey Resulüm sen onların heve ve heveslerine uyma. Kur'an'a uy. Bu Kur'an doğru yoldur. Bu Kur'an sizi doğruya götürür. İşte ben diyorum ki Kur'an'ı bilen kişiler, evet, peygamberimizin hadisini bilen kişiler, onlar Kur'an'a göre yönetecek. Yani fikrine göre değil. Fikrine göre yönetseler biz yine kabul etmeyiz. Çıkarına göre, menfaatine göre yönetseler yine kabul etmeyiz. Allah'ın dediğine göre yönetmek istiyoruz. Sadece Allah'ın dediğine göre, Kur'an'a göre.
O kadar. Kur'an'ı bilen toplum, aynen. Kur'an'ı bilen kişileri seçecek. Aynen. Ha. Aynen öyle. Kur'an'a göre yönetecek. Eyvallah. Kur'an'ın dışına çıkmayacak. Eyvallah. Biz onu istiyoruz. Kim olursa olsun, o yeryüzünde zaman, hangi insan olursa olsun. Senin dediğin de bir anlamda bir parça cumhuriyet. Şöyle, cumhuriyette insanları, insanlar kendi yöneticileri kendileri seçiyor. İşte cumhuriyete layıklık demokrasi sistemine göre gidiyorlar. Cumhuriyete Kur'an'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine, sünnetine göre gitmiyorlar. Ama şöyle, o yüzden kaybediyoruz. Şöyle dostum, eğer layıklık olmaz. O yüzden böyle adalet yok. Kimi zengin, kimi fakir. Kimi geçinemiyor, kimi saraylarda yaşıyor, kim sefa içinde. O yüzden böyle biz ezildik. Eğer biz Kur'an'a göre gitseydik, yeryüzünde hiç kimse aç kalmaz. Yeryüzünde hiç kimse yoksulluk kalmaz. Yeryüzünde işsizlik kimse kalmaz. Yeryüzünde zina kapanır. İnsanlara zarar verdiği her şey kapanır. Faiz kapanır, rüşvet kapanır. Kumar meydanları kapanır. Bayanlar açık gelmez, kapanır. Hepsi Allah'ın dediğine göre kapanılır. Allah'ın yolunda gider, hepsi cennete gider. Ben Türkiye geneli diyorum. Yani kim azil ediyor, ben Müslümanım. Dille Müslümanlık olmaz. İcat lazım, yapmak lazım, uygulamak lazım. Dille Müslüman olsaydı yeryüzünde ne kadar insan varsa hepsi cennete giderdi. Hepsi doğru yola giderdi. Biz diyoruz ki hem dille Müslüman olacağız hem uygulayacağız. Eğer dille Müslümanlık diyorsak, namaz yoksa, Kur'an yoksa, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, hadisine göre gitmesek, Kur'an'a göre gitmesek biz kendi kendimizi kandırıyoruz. Demek ki biz yanlış yoldayız. Ama biz Kur'an'a göre gitsek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisine göre gitsek, namaz, Kur'an'ı okusak, dinimizi iyi araştırsak, okusak, kimseye bırakmasak, dinimizi yaşasak, gerçekten biz doğru yola gideriz Allah'ın izniyle. Sizi inşallah. Bulmuşken soralım. Bu eşcinsel vatandaşlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben evzbillah. Allah onları hidayete getirsin. Eğer hidayete gelmiyorsa Allah onları helak etsin. Yani mesela böyle, adam böyle, ben böyle kendimi şey, kadın hissediyorum diyor, ameliyat oluyor ve kadın oluyor. Allah onları ıslak etsin. Islak etmiyorsa hidayete etsin. Hidayete gelmiyorsa Allah onları helak etsin. Ne diyeyim? Yani Allah'ın verdiği şeye sen nasıl kalkıp, benim artık dilim dönmüyor öyle insanlara, evet, demeye. Yani Allah'tan korksunlar, öyle yapmasınlar. Allah onları nasıl yarattıysa öyle diyor. Öyle yapsınlar. Kendini değiştirmesinler. Kurban olduğum Allah. Allah ruhu veriyor Allah. Onlar kendi şeytanın koyduğu vesvese ruhlarına dalıyorlar. Aynen, Allah onları erkek olarak doğuruyor ya da bayan olarak doğuruyor. Onlar kendini değiştiriyorlar. Sapıtıyorlar, şeytana uyuyorlar. Kendi yolda çıkartıyorlar. Yani Allah onları yolda çıkartmıyor. Onlar kendi yolda çıkartıyorlar. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Dilerim Allah'tan. İnşallah şeriat gelir ülkemize. Ben burada Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bütün partilere sesleniyorum. Bir an önce şeriatı getirin. Şeriat Kur'an'a göre, Allah'ın dediğine göre olması lazım. Şimdi biz Allah'ın kulu değil miyiz? Biz lafa gelince Allah'ın kulu diyoruz değil mi? Evet. Allah diyor, göğü kim yarattı? Ben. Diyor, yeri de ben yarattım. Göğü kim yönetiyorsa yeri de Allah yönetecek. Şimdi Allah'ın mülkünde Allah'ın dediği olmalı. Yani bu arkadaş sabahtan beri mevcut yönetimi, ülke yönetimlerine şikayette bulunuyor, tamam mı? Evet. Diyor ki İsrail, şimdi kime sığınıyor? Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanıma diyorum ki bir an önce şeriatı getirsin. Bu kafa o kafa, hiç değişen bir şey yok. Şimdi bunu söylüyorum kardeşim. Ben bunu söylüyorum. Bunlar bugün Cumhuriyet'in verdiği özgürlükle konuşuyor mu bu arkadaş? Tamam mı? O kadar Kur'an kurslarında, yurtlarda çocuklara taciz, tecavüz ediliyor. Bir gün bir eylem yaptı mı 3 kişi böyle sakallı, sarıklı kimse? Yok. Hepsi sapık çünkü. Sapık, yok, zihniyetli. Tamam mı? Şimdi bak bir şey söylüyorum sana. Hayır. Öyle yok. Cumhuriyet'e meydan okuyanlara biz de meydan okuruz. Şimdi bugün Cumhuriyet'in, bak Cumhuriyet'in 100. yılı. Bugün mübarek Cuma günü. Mübarek Cuma günü Diyanet Cuma namazında hutbede ne okunacak, Cumhuriyet'le ilgili bir kelime bir şey söyledi mi? Bu ülke elhamdülillah Müslümanız diyoruz değil mi? Ben Müslümanım elhamdülillah. Benim Müslümanlığımda şüphem yok. Ben her insana, her düşünceye saygı duyarım. Onun ırkı öyle, onun mezhebi öyle, onun cinsiyeti öyle, o onu bağlar, beni bağlamaz. Ben Allah'ın bana verdiği nimetlerle düşünerek, verdiği gözle görerek doğru bildiklerimi yaparım. Yanlış yaparsam da Allah beni affetsin derim. Ama bunlar biz ne dersek değil, doğru söylüyoruz anlayışıyla hep hareket ediyorlar. Hacı sen ben nerede? Bunlar öyle, öyle, ben bak, şöyle şurada eksiği var. Hem insanla ilgili güzel şeyler söyledi mi? Kayıtta var zaten, görürsün.
Peki sen şimdiye kadar mevcut iktidara sen şimdiye kadar mevcut iktidarı eleştirip de bu son sözünden sonra da Sayın Cumhurbaşkanı da şeriatı istemek kadar o zaman söylediklerin hepsi gitti. Hepsi gitti. İsrail can çekişi, çoluk çocuk öldürür. Gitseniz de oraya. Burada durup meydan okumayın. Gidin savaşın hadi cihat edin. Gidin şehit olun şehadet şerbeti için. Nasıl ben göreyim edin? Sizi. Senin elinde bomba olmasa, senin elinde imkan olmasa nasıl onlarla cihat edeceksin? Filistin sapanla savaşıyor. Filistin sapanla savaşıyor. Gidin ya. Sapanla ya. Bir kanadını çıkarsana sapanla. Kardeşim bak sen az önce ne dedin? Sıra Türkiye'de. Bak sıra Türkiye'de dedin. Şimdi Hamas neyine güvendi İsrail'e saldırdı? Şimdi bakın bazı olayları çarpıtmayalım. Şu an hedef İran'dır aslında. Hedef İran. Hamas üzerinde bu senaryo yazıldı. Hedef İran, İran'dan sonra Türkiye'dir. Kesinlikle ve kesinlikle İran'dan sonra sıra Türkiye'dir. Kesinlikle. Ben teşekkür ediyorum her ikinize. Tamam. Çok sağ olun. Görüşürüz. Teşekkürler.